Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda dünyanın çeşitli yerlerinde satın alabileceğiniz birbirinden ilginç hizmetleri araştırdık. Bazıları eminiz çok ilginizi çekecek ve keşke ülkemizde de olsa diyeceksiniz. Ama önce kısa bir duyuruya yer veriyoruz. İninal Kart'ın Ekim ayının sonuna kadar devam eden bir kampanyası var. İninal cüzdan uygulamasıyla yapılan her 3 para transferinde 3 lira kazanabileceksiniz. İlginç olansa bu ödülü para transferini yapan kişi değil, para transferi yapılan kişi kazanıyor. Bu kampanya özellikle de İninal Kart'la bağış toplayan yayıncı arkadaşlarımızın çok işine yarayacak. Çünkü aldıkları bağışlara ek olarak İninal'dan da her 3 para transferinde 3 lira kazanacaklar. Açıklama bölümündeki linke tıklayarak İninal Kart'ın kampanyasıyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. Şimdi de sıra dünyanın en ilginç hizmetlerinde. İnanılması güç ama Japonya'da özür dilemekten çekinen insanların yerine bu işi yapan bir şirket var. Diyelim ki birinden özür dilemeniz gerekiyor ama bunu yapamıyorsunuz. Özür hizmetini almak için 250 dolar ödüyorsunuz. Şirketin görevlendirdiği bir çalışan gidip o kişiden sizin yerinize özür diliyor. Eğer telefonla özür dilenmesi yeterli derseniz onun fiyatı ise 100 dolar. Japonya'da satın alabileceğiniz bir diğer ilginç hizmet de kulak temizletme servisi. Sadece kulak temizleme üzerine çalışan salonlar var. Bu servisi alabilmek için 32 dolar veriyorsunuz. Ardından da uzman kişiler Mimikaki adı verilen çubuklarla kulaklarınızı tertemiz yapıyor. Sırada çok tuhaf bir hizmet var. Son yemek siparişi. Kanadalı bir firma idam mahkumlarının son arzularında istedikleri yemeklerden oluşan menüler servis ediyor. Yani dünyanın ünlü seri katillerinden birinin idam edilmeden önce yediği yemeğin aynısını siz de yiyebiliyorsunuz. Yemeğin yanında hediye olarak o mahkumun yüzü şeklinde bir maske de getiriyorlar. Uluslararası bir otel zinciri müşterilerinin köpeklerine sörf dersi veriyor. Evet, sörf dersi dedim. Bir gün köpeğinizin sörf yaptığını görmek isterseniz sizin de aklınızda bulunsun. İngiltere'de bir otel ise isteyen müşterilerine günlüğü 20 liraya Japon balığı kiralıyor. Daha da ilginci, odalarında yalnız kalmak istemeyenler için düşünülen bu hizmet büyük ilgi görüyormuş. Siz de benim hayatım roman diyenlerdenseniz bir şirket hayat hikayenizi roman haline getiriyor. Firmanın internet sitesine girip kendinizden bahseden bir metin yazıyorsunuz. Profesyonel yazarlar bu metni sizin istediğiniz bir konsepte roman haline getiriyor. Böylelikle de artık kütüphanelerinizde başrolünde olduğunuz bir roman duruyor. Sırada hızlı bir şekilde evlenmek isteyenlerin satın aldığı acil düğün servisi var. Nikah memurundan şahitlere, süslemelerden müziğe bir düğün için gereken her şeyi bir arabaya doldurmuşlar. Telefonla çağırdığınızda gelip sizi evlendiriyorlar ve sonra da aynı hızla gidiyorlar. Bir diğer ilginç hizmet ise paparazzi kiralama servisi. Ünlüymüş gibi görünmek istiyorsanız bu firmaya haber veriyorsunuz. Belirttiğiniz adrese 10 kişiden oluşan sahte paparazzi ekibi gönderiyorlar. Magazin muhabiriymişler gibi sizi takip edip fotoğraflarınızı çekiyorlar. Ek bir ücret karşılığında size önceden anlaştığınız sorular da sorabiliyorlar. Tabii ki saçma ama kısa süreliğine de olsa kendinizi bir yıldız gibi hissediyorsunuz. Sırada başka bir inanılmaz hizmet var. Cenaze ağlayıcıları. Bu kişiler para karşılığında gelip cenazenin kalabalık görünmesini sağlıyorlar. Hatta gerçekçi olsun diye bol bol da ağlıyorlar. Buna benzer bir hizmet de sahte düğün katılımcıları. Cenaze ağlayıcılarıyla aynı mantıkla çalışıyorlar. Paralarını ödediğinizde düğünün kalabalık görünmesine yardımcı oluyorlar. Sıradaki hizmet tembel öğrenciler için. Japonya'da ev ödevlerinizi yaptırabildiğiniz şirketler var. Belirli bir ücret karşılığında evinize gelip ödevlerinizi en iyi şekilde hazırlıyorlar. Fiyatlar konunun zorluğuna göre sayfa başı 5 dolarla 50 dolar arasında değişiyor. Sadece Japonya'da bulabileceğiniz kişisel evlilik hizmetiyle devam ediyoruz. Bir firma 300 dolar karşılığında size düğün töreni yapıyor. Damat ya da geline ihtiyacınız yok. Çünkü bu düğünde kendinizle evleniyorsunuz. Yani hem gelin hem de damat sizsiniz. Firma şaşalı bir düğün olması için gereken her şeyi sizin için organize ediyor. Tokyo merkezli bir diğer firmaysa kötü ayrıldığınız eski sevgilinizin sizde kalan eşyalarını toplayıp ona iade ediyor. Böylece aranızın bozuk olduğu eski sevgilinizle karşılaşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bunun için parça başı 5 dolar ödemeniz yetiyor. Sıra video önerisinde. Yap Yap kanalımızda sizi çok şaşırtacak birbirinden ilginç psikolojik hastalıkları derledik. Şu dünyada neler var dedirten videoyu izlemek için lütfen tam şuraya tıklayın. Diğer videolarda da görüşmek üzere, hoşça kalın.